Beydağı kentsel dönüşüm alanındayız. Biliyorsunuz burada uzun zamandan beri vatandaşın bizar olduğu, bir türlü dönüşümün ve yapımın gerçekleştirilemediği sıkıntılı bir bölgemizdi. Biz göreve gelir gelmez ilk işimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile bir koordinasyon içerisinde görüşme sürecini başlattık. Onlarla yaptığımız protokol anlaşmasında, yani onlar için çabuklaştırılması anlamında bize şöyle öneri getirdiler. 40 milyonlu TOKİ kamulaştırma bedellerinin 25 milyonu da Büyükşehir Belediyesi ödediği takdirde biz bunu hemen başlarız dediler. Biz de o protokol muhacere sesinde 25 milyonu belediye olarak biz karşıladık. 40 milyonu da TOKİ kamulaştırma bedelini karşılayarak toplam 65 milyon buraya kamulaştırma bedeli ödendi. Ve bu süreç hemen başladı ve yıkımlar gerçekleştirildi. Bu ayın 29'unda burada yaklaşık 900 konutun ihalesi, 38 iş yerinde ihalesi gerçekleşecek. Buradaki TOKİ ile yapmış olduğumuz protokol ve anlaşma çerçevesi içerisinde yapılan evlerin eski böyle çok uzun, çok dikey bir mimari yapısı içerisinde ve estetik anlamında, kullanım anlamında uygun olmayan yapı formatında değiştirdik. Burada en fazla 6'dan 3 kat zemin artı 5 kata müsaade edildi. Balkonların daha geniş, ferah olması, merdiven girişlerinin ve bina girişlerinin daha havadar olması, sahanlıkların geniş olması, balkonların geniş olması, odaların daha geniş olması noktasında TOKİ ile yapmış olduğumuz proje mutabakatında da bunu sağladık. Şu anda da bu TOKİ ile yapılan proje mutabakatı neticesinde 29 Temmuz'da ihale edilecek binalar, konutlar hakikaten insan uğruna yakışır, yaraşır, Malatya kültürüne, değerlerine sahip bir yapı formatı içerisinde olacak. Ve burada da 50 metrelik Güney Kuşak yolunda düşündüğün zaman burası Malatya'nın çok cazibe merkezi diye tabir edeceğimiz, ilgi duyulacağı bir alan olacak. Bu çalışmaların da Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dikkat ederseniz bizde yapacak, edeceğiz kelimesi yok. Yapıyoruz işte, başladık. Şu anda saha düzeltmesini bizim iş makinelerimiz yapıyor. 29 Temmuz'da ihalesi TOKİ tarafından yapılacak ve bizim bu 50 metrelik yol çalışmalarına da arkadaşlarımız başladı. 50 metrelik yoldaki bu virajları öldürmek için yolu da bu kapsamda kanal seviyesinde aşağıya düşürtmek kaydıyla kotunu ve kanalla birlikte yeni bir kanal boyu, gerçek anlamda bir kanal boyunu ve bizim ihdas edeceğimiz, bizim kırıcılarla bu kayaları delerek yapabileceğimiz bir kanal boyu oluşturulacaktır. Ben bu çalışmalarımızın da Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada uzun yıllardan beri bu kentsel dönüşümü bekleyen vatandaşlarımız da haklarını helal etsinler. Hakikaten 14 senedir bu süreci beklediler ki ayakları bir pabuçta, çok tedirgin olarak. İnşallah bunları da hükümetimiz olarak, devletimiz olarak ve biz belediye olarak ortak koordinasyon içerisinde, ortak birlikte çalışma muhacerası içerisinde yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. TOKİ ile ilgili yaptığımız mutabakatta 2 yıla yakın bir süre içerisinde de konutları teslim edeceğiz. Ve burada da düşünün 1000 konutluk bir yeni bir yerleşim birimi ve 1000 konutta 1500 konutta Gelincik Tepesi. Yani bir tarafta Gelincik Tepesi'nde yeni kentsel dönüşüm ve alt merkezler oluştururken bir tarafta Malatya'nın bu cazibe merkezi olan ve böyle güzel bir
Beydağları eteklerine de güzel bir TOKİ çalışmasında birlikte yapacağız diye düşünüyorum. Bu çalışmalarında Malatya'mıza, Malatya insanımıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmaları yürüten bizim genel sekreter yardımcımız Latif Bey'e, kentsel dönüşüm şube müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Hakikaten yoğun bir çalışma içerisinde neticeye müessir bir çalışma oldu. Ve çalışmanın sonucunda da meyveleri sizin de gördüğünüz gibi geldi. 600 gün içerisinde buraların yeni bir şehir olduğunu hep birlikte müşahede edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Yapacağımız kısmı aydınlatması için de söylemiştim. Evet.